Şimdi hocam mesela bu bedene baktığımız zaman bu saat 17'den sonra yemek yiyen bir şahsiyet mi? Nasıl anlıyoruz? Yiyen gibi durmuyor. Çok sapasağlam ve her şekilde formu gayet orantılı duruyor yani. Yani kol kasları falan da yerinde değil mi? Spor da yapıyor. Çelik gibi sağlam, kemikleri de çok iyi. Peki. Kafası da çok çalışıyor. Aa evet. Aklında çok fikir var. Gibi. Gibi. Peki buna baktığımız zaman bu sporcu bir şahsiyet gibi değil mi? Enteresan tabii. Bunlar şey mi? Siz biliyorsunuzdur hikayesini. Sanayi su artıklarından tabii, falan tabii, değil mi? Borulardan yapılıyor. Yani su borularını tabii şeye bağlamak çok kolay. Kolesterole, damara, damar sorunlarına bağlamak çok kolay. Belki buradan şunu deriz. Yani bu borular nasıl paslanıyorlarsa, hı-hı, oksijenle temasta, biz de aslında paslanarak yaşımızı alıyoruz yani. Ve ne kadar az paslanırsak o kadar ömür var. Tam olarak bunun ömrü gibi bir şey bizimkisi de yani. Hmm. Yani bunu bizde de demir var sonuçta. Aa, bunu paslanmaya o zaman izin vermeyeceğiz. Evet. Çok fazla. Peki bu da mı sporcu bir şahsiyet? Bunda da mı öyle kol kası falan iyi yani? Sporunu yapıyor, pedal bunu çeviriyor. Bunu yapan sanatçı için tabii bizim böyle amatör şakalı yorumlarımız şey olmasın. Yok, olmaz. Hani nasıl kendimize bağlayayım gibi düşünüyorum. Burada bir vanası var mesela. Hı-hı. Eğer bu vana ağızsa. Değil mi? Bu vanayı ne kadar açacağız, ne kadar kapayacağız? Oo, da konuya bağlanabilir. Biraz ağzı değil de hani şey. O da oldu. Değil mi? O da oldu. o da bir de doğru. Burada bir kızımız var efendim. Gel Gizemciğim. Yeni evlendi. Kendisi evleneli 5 ay oluyor. Bu evlenildiğinde böyle bir akşam yemekleri, davetler, şunlar bunlar. Evde bir pilav yapma. Her gün pilav yapıyor. Vallahi erkeğin kalbine giden yol mideden geçerdi ya. Şu anda erkeğin kalp doktoruna giden yol mideden geçiyor. Hani eşinle uzun balayılar istiyorsan her bakımdan demek ki aslında biraz yemek yerine azaltmak lazım o akşam fastını. Notu aldınız mı? Spor da yapılacak tabii. Yani hocam buyurun için alalım sizi. Yerinize lütfen buyurun. Gizem Hanım çok teşekkürler konuman kendi yaptığınız için. Oluyor şimdi mesela insanlar evlenince böyle ilk bir yıl hani böyle kendi evi, kendi tenceresi değil mi? Kendi kaşıkları, kendi aspiratörü ve bir coşuyor mu acaba onu böyle evcilik kullanmak için? Evcilik mi oynuyor için? Diyorsunuz? Evcilik mi oynuyor? Ben oynamadığım için bilmiyorum. O benim tecrübe ettiğim bir alan değil ama tabii daha içeride olmak, daha o paylaşımı beraber yapmak adına herkes seviyor da yemek yapmayı, değişik şeyler deniyor. Ama belki oradaki öneri şöyle olabilir. Hazır yeni evlenmişken, yeni mutfak denemeleri yaparken aslında yeni yani new age mi diyelim artık ona. Hı hı. Bizler gibi hekimlerin yönlendirdiği işte daha sağlıklı, daha az pişmiş, daha çiğe yakın, daha bitkisel, daha besleyici değeri yüksek olan yani lezzet ve besleyici değeri yüksek olan yemekleri yapmayı da hani çeyizlerine koyabilirler. Geçenlerde birisi bir tweet atmış hatta şey diyor ya diyor işte hurmadan yapılmış bilmem ne bilmem ne katılmış brownie yiyeceğime diyor gerçeğini yer 55 yaşında onurumla ölürüm diyor. Esasında tatmış olsaydı çok sevecekti. Yani çünkü onlar uyduruk olmuyor ki bayağı güzel şeyler oluyor aslında. O yüzden belki tecrübe etmemiştir bilmiyorum. O tabii onun stresinden bahsediyor onu nereden bulacak kim yapacak falan gibi bir şey. Ama bunlar giderek yayılıyor yani. Yayılıyor evet daha sağlıklı. Yani o hani rafine şekerden uzaklaşma daha da hızla son birkaç yılda. Evet zaten oluyor. Mesela şöyle haberler bugün de vardı yine. Büyük böyle ultra processed food deniyor buna. Yani iyice işlenmiş. Yani işlenmişin artık ucu. Hani az işlenmiş bizim evdeki yemek bile öyle sayılır. Çünkü orijinalinden sonra onu işledin. Değil mi? Soğanda kavurdun, yemek yaptın. O bir işlenmişlik ama bunun fabrika ve markete gitmiş poşetli hali ultra işlenmiş. Neyse bu ultra işlenmiş yiyecekler grubu da bir araya gelerek nasıl biz, yani biz bunları satamıyoruz. Yani yeni şeyler yapmalıyız. İşte onlar da başlıyorlar artık. İşte kimisi su firmasını alıyor, kimisi dikey tarım firmasına yatırım yapıyor. Biliyorsunuz eğer et satamıyorsa o zaman diyor ki ben şey yapayım. Bitkiden yapılan etlerden olan bir şirket kurayım. Yani ucu şey olunca çok kalabalık insanı doyurmak, talep neyse ona uygun sanayisel ürün yaratmak adına bir çabalar gösteriyorlar. Aslında biz bireyler yani tüketiciler olarak bayağı ayak diredik yani. Güçlüyüz ama bunu fark etmiyoruz. Evet.
yani bu kadar güzel lezzetleri, o şeyin patates cipsinin falan o güzel lezzetine bile işte annesi, babası, çocuğu hepimiz birden ayak dilediğimiz için onlar da kendilerini değiştirmek durumunda kalıyorlar. O umami dedikleri bir de o beşinci tat bir çok yayıldı yani, dünyaya hepsi. Değil mi? O da, evet. O da biraz damak tadını mı bozdu? Japonlar bunu duymasın gerçi ama. Yok, o şey hani işte bu işte şeydeki soya sosundaki Hı-hı. falan olan bir tat ya o. Soya sosu, hani diğer tatların yanına. İnsanda haz duygusu uyandırdığı için tekrarlı Hı-hı. hareket olarak yeme duygun artıyor. Ama ben yemek faslına şey olarak bakıyorum. Yani kötü yemek, iyi yemek. Mesela müzikte Hı-hı. daha yeni başladıysan ve yeni dinlediysen belki çok bildiğin şeyler kulağına iyi geliyordur. Ama Hı-hı. dinledikçe yani daha iyisini dinledikçe o tarafa doğru kayarsın. Ve kulağını eğitmiş olanlar artık hani düzensiz müzik ya da iyi olmayan bir müziği belki dinleyemiyordur. Hı-hı. Yemek tadında da böyle hazır yiyecekleri ya da çok düşünmeden çala kalem yeme halleri biraz alt gurmelik bir şey. O gurmelik yükseldikçe aslında lezzet ararken kalite de araman gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Evet, kesinlikle öyle. Yani bu bir öğrenilebilen bir şey. Öğrenilebilir ve... Ve öğrendikçe de basamak basamak yukarı çıkılan bir şey. Evet, ona göre de gelecek. Şimdi şunu dinleyenler, şunu seyredenler şunu sorabilirler. Bunun için de ama bir gelir düzeyi gerekmiyor mu? İşte biz talep edince o değiştiğine göre gelirdi. Aslında şu an için pek yani tabii durumlar şöyle değişti. Aslında manav çok ucuzdu. Şimdi durum değişti gibi mi oldu? Ya da yok, hayır. Hani bunu öğrenmek. Ne bileyim, ben bulgur pilavına alışmışım soframda. Hı-hı. Yanına işte yoğurda alışmışım, bir çorbaya alışmışım. Ama daha üst düzey böyle tatlar için daha başka sofralar kurabilmem gerekiyor. Yok, şimdi bizim konuştuğumuz şu. Hı. Aşama aşama ya bu müzik öğrenmek Hı-hı. gibi... Sağlıklı beslenmede de konuya yaklaşım. Çorban hazır çorba olmuyorsa, işte sebze çorbasıysa, içine baharat koyduysa ya da işte pilavını yapıyorsun ama onu akşam değil de gündüz yemeye çalışıyorsan, işte yoğurdunu evde yapıyorsan falan, yani bir takım versiyonlarla bu işten hani zararsız, daha az zararlı ne diyeyim, yırtmak mümkün. Esasında benim en çok konuştuğum halde en az konuşmak ta kendime şey bulmadığım alan beslenme. Çünkü sonuç olarak aslında sen istediğini yapabilirsin Hı-hı. ama ben sana bu ne yapıyor'yu anlatıyorum diyorum. Hı-hı. Yani neden sonuç ilişkisini ortaya koyuyorum. Evet. Onu yersen bu oluyor, onu yersen bu oluyor. Hani sen istediğini yapabilirsin. Bil ama yine de hani. Evet, yani bu feedbacklerin sebebi üşeniyor insanlar, düşünmek istemiyorlar, kolaya kaçmak istiyor ya da durumu erteliyor. Başına bir şey gelmediği için sorun yok. Siz inceciksiniz. Hani şimdi sizin bir patates cipsini gidip bir fast food'dan alıp yediğinizde dışarıdan kimse hiçbir şey olduğunu anlamayacak. İçeriden hücresel olarak da biz doktorlar delirsek bir şey bulamayacağız, değil mi o cips yendi diye. Ama ben biliyorum, o bir kere, onu. O bir kere, okey. Şimdi bu ömrü hayatınızda o birler yatacak ya, şu boru pas meselesi. Onlar bir yere bir pas bırakıyor. Her küçük, akşam küçük. Yesen bunu. Küçük küçük hı hı. bırakıyor. Sonuçta onlar da görülür oluyor. Mesela romatizman varsa o görülür oluyor. İşte hı hı. saçının beyazlaması artacaksa o görülür oluyor. Hı hı. Sonuçta bu bir bankalama işi yani. Her gün yediğine göre yeme bankasına ne kadar iyi şey koyarsan bankadaki iyi olma hali hesabında o kadar büyüyor yani. Genetik haritamıza güvenmeli miyiz? Yani anne babalarımızın hastalıklarına, onlardan geçtiğini varsaydıklarımıza. Şimdi o aslıyken aslı plus olabilirsiniz. Aslı çarpı 2 plus olabilirsiniz. Niye aslı bölü 2 olasınız ki? Siz şımarıklık yapmak istediğinizde kendinizi şımartmak. Nedir sizin rayınızdan çıktığınız yiyecek? İçersem kurtarır mıyım hocam? Ya yani şunun bir hesabı da yok ya, 2 mi 3 mü 1,5 mu 1 mi? Yani en son kaç olur? Şöyle, şimdi mesela bana göre diyelim ki şurada salatalık duruyor, burada da bir bardak su duruyor. Bu bardak su da iyidir, o salatalığı kemirmek de iyidir. Çünkü o sebzenin içerisinde de sonuçta kendi şeyi var, suyu var. Yani orijinalini yediğin sürece meyvesinde, sebzesinde zaten onlar var. Bitki çayı ne demek zaten? Bitkiyi suda bekletmişsin Hı-hı. demek. Gene oradan bir şey geliyor. Yani bütün bunları katarak 1,5 da içersen, hani onu da 2 o şekilde 2-2,5 yaparsan iyi bir şey.
değil mi? Tamam, yani İlla su olmak zorunda değil yani. Ha, iyi yani salatalık da olabilir. İşte bitki çayı da süper ama normal çay kahveden bahsetmiyoruz tabii ki burada. Orada normal çay ve normal kahvenin derdi şu. Yani çay şöyle bir yeşil yapraktı, hı-hı, değil mi? Evet. Sonra işte ultra işlendi. Kahve yazık bir tane yeşil çekirdekti. Bir sürü insan kahvenin normalde yeşil bir tohumcuk olduğunu bile bilmez. Hani bir şeyin tohumuydu o yani. Hani bezelye gibi diyeyim. Ve onun da başına bir sürü olaylar geldi. En son bizim poşete girdi yani. O yüzden kahve ile çayın zararı kahve çayı olduğu için değil, onların ultra işlenmiş olmasından yani. Bu tabii çocukluktan itibaren geliştirilmesi gereken bir süreç gibi artık bugüne bakıldığında. Sonradan hani bir şekilde öğrenilerek tamam hayatımıza katıyoruz ama bir yere kadar katabiliyoruz. Eski alışkanlıklar mesela. Sosyaliz, siz de öylesiniz çok. Çok fazla davetlere de gitmeniz gerekebiliyor, toplantılar olabiliyor. Nasıl oluyor da akşam 7.30-8'de oturduğunuz bir masadan yemek yemeden kalkabiliyorsunuz ya da ne yiyorsunuz? Şimdi sizin de bu ayarları çok iyi yaptınız. Gayet belli, formunuz çok çok güzel ama bu ne demek? Nasıl aklınızı kullanıyorsanız, yani ben size sorayım bir hastanmış gibi siz ne yapıyorsunuz diye. Muhtemelen siz de az miktarda yiyorsunuz. Belki öncesinde biraz yiyip o çok acıkma hissinizi durduruyorsunuz. Yani öğlen davetiyse daha rahat, akşam davetiyse daha az davranıyorsunuz. Bir de birkaç şeyi bir arada yapmamak lazım. Yani hem alkol, işte hem pizza, hem tatlı. Yani hepsi, her kötü birden olmasın yani bari birini. Ben şöyle yapıyorum. Velev ki oldu. Hakikaten o gün birkaç gün dikkat ediyorum. Gün dikkat ediyorum. Tamam. Yani olabiliyor, mecbur kalınabiliyor. Olabilir, dikkat edebilirsiniz. Yani zaten az yemek her zaman marifetli bir şey. Yani motora ne kadar az yakıt, kötü yakıt koyacağına az, yani hiç koymaman daha iyi bir şey. Kötü yakıt ne? İşte bu bahsettiklerimiz. Siz bir iki gün işte davet bilmem ne, kötü yakıt neyse işte onu koyduysak, alkolümüz, karbonhidratımız, işlenmiş etler falan. Ondan sonraki birkaç gün özellikle de akşam yemeğini böyle hafifleştirerek ve öne alarak çok çok rahat o dengeyi sağlarsınız. Yani kimse çünkü hani Tibet'teki monk gibi sonsuz ideal falan yaşamadığı için mecburen bu ayarları yapmak zorundayız yani. Günde iki öğün mü? Şimdi bence ne kadar az o kadar iyi de. Birinci kural günde iki öğünden önce öğün olmaması akşam. Evet. Yani önce akşam öğünün olmaması. Sonra geri kalan zamanı istediğin gibi kullanabilirsin diye önce hani birinci aşama serbest davranıyoruz. İkincisi ideal yani üç kere yiyebilirsin, iki kere yiyebilirsin ama hani dakika başı yedim yemedim gibi değil, bir de ne yediğin yani bahsettiğimiz sağlıklı yiyecekleri ye. O kadar şey değil ya, beslenme işi atladı ve bir şey değil yani, o kadar çok konuşuluyor ve hem dünyada hem Türkiye'de o kadar çok gündem ki yani neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmeyen, yani 10 yaşında çocuk yok. Genetik haritamıza güvenmeli miyiz? Yani anne babalarımızın hastalıklarına, onlardan geçtiğini varsaydıklarımıza. Şimdi o bir yere kadar yol yürütüyor ama genelde de ben hep şunu görüyorum. Kimin zaten o tarafı sağlamsa, o wake up call dediğimiz dertli kısma erken gelmediği için o aslında daha çok kendini suistimal ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani onun işte kemik erimesi olabilir, menopoz için olabilir, kolesterol için olabilir. Tablo nefis. Yani birinin kolesterol problemi, damar problemi olmaması. Diyelim ki damar problemi yok, pırıl pırıl aileden hiç kimse de yok. Onun yediği işlenmiş etten, kötü karbonhidrata, şuna buna, kolesterol yok, bilinen diyabeti yok, o su yok, bu su yok. O yiyecekler gövdeye girdi ya, onlar bir bedelle dışarı çıkacaklar ve halledilecekler. Bu hastalık olarak başkasında 50 yaşında çıkacakken onunki diyelim ki 70'e kadar çıkmayacak. O kadar rahat. Ama o atıyorum 20 yıl boyunca cildi de kırışabilir. Mental performansı azalır. İşte ne bileyim bağırsak sağlığı bozulur. Yani arabanın motoru gibi hangi yakıtı koyuyorsan, o yakıtın egzozu çoksa, araban en üst model de olsa o egzoz, o üst modelin kendi içinde performansını azaltır. Biz kendi içimizde kendi performansımızı yukarıya çekmemiz lazım. Yani siz aslıyken aslı plus olabilirsiniz. Aslı çarpı 2 plus olabilirsiniz. Niye aslı bölü 2 olasınız ki? Yani biyolojik olarak bu manipüle edilebilir bir şey. Şu anda bana ter bastı vallahi. Evet bayağı. Daraldım. Yok gayet klimayı iyisiniz. Açalım. Gayet çünkü iyisiniz. Hayır. Şimdi ben bunları böyle duydukça içim...
aman aman diye böyle içimden. Yok, bence siz gayet iyisiniz. Yani orada yani bir çok... sorun yok. Zaten en çok bu uzun yaşama içinde hep böyle kilosu hiç değişmemişler. Hep böyle normalin bir tık altında ince kalmışlar falan oluyor. Yani işte o hani kötüyü de yese az yedi. Spora da tabii önem vermek gerekiyor. Hem kemik sağlığı hem kas sağlığı açısından önemli o da. O da önemli. Mesela herkesin bir disiplini var. Benim böyle bir disiplinim olamadı. Mesela benim de böyle defektlerim var. Keşke hani yürüyüşün dışında bir şeyler ekleyebilsem. Millet pilates yapıyor, yoga yapıyor. Yani bir sürü şaheser spor var, yüzme var, şu bu. Onu yapan da kendini onu cepte kar görsün. Yani ben de oradan fark yaratıyorum desin. Atıyorum ben sağlıklı yemekle çok şeysem, kendime gol atmıyorsam, o da spor yaparak belki biraz öbür tarafta esneyebileceğini ya da kendini kötü... Mesela siz spor yapıyorsanız eğer, dün geceki ya da bugünkü pastaları daha az düşünün. Ama yine de insan biliyor yani vücudunun çok da tolere edemeyeceği bir şey girdiğini ve başka bir madde girdiğini. Bu plastik. Nasıl hissediyorsunuz mesela? Psikolojik olarak mı? Yok, böyle hani hafif sonrasında uyku gelmeleri, ne bileyim böyle bir kafa bulanıklığı falan oluyor mu? Yok, bazen hani hatta o enerjiye ihtiyacım olabiliyor çekim günlerinde. Ama onun dışında tabii yememek daha doğru. Bana iyi gelen bir şey değil. Ben vertigo hastasıyım. Ben çikolatayı çok yediğim zaman midem bulanmaya başlıyor. Vertigo ile alakası yok ama. Biraz o tetikleyebiliyor. Kakao tetikleyebiliyor. Yani dolayısıyla ben aslında vücut söylüyor. Vücudunuzu dinlediğiniz zaman vücut size doğru olanı söylüyor. Mesela ben çok çikolata yediğim zaman bana dur diyor orada. Sana iyi gelmiyor bu diyor. O sinyalini veriyor. Çok çikolata yeme şeyi nereden? Çok küçük bir şey. Yani seven biriyim ama hani ne bileyim biraz abarttığımda. Daha eskiden daha çok yiyebiliyordum. Artık o kadar yiyemiyorum. Vücut onun sinyalini veriyor. Yeme artık diyor. Evet. Ama sizin dinlediğiniz belli zaten. Yani biliyorsunuz bu şeylerde var ya, programlarda hani kanepeden kalkıp tuvaletini tek başına yapamıyor ama hala yiyor falan. Yani o ayarlar çok kaçabiliyor. Herkes mental vücudunun... bir rahatsızlık da olabiliyor galiba oralarda, değil mi? Birbirini tetikleyebiliyor. Evet, yani yumurta tavuk. Çünkü hani mental dediğinde kafanın içinde bir sürü biyolojik olaylar dönüyor yani. Kötü yakıt beynini bozuyor. Beynin zaten ona zemini varsa, yani yumurta tavuk ilişkisi öyle şey yapıyor. Ama ben optimistim ya. Bu kadar dünyadaki işte beslenme derdi yok, obezite falan konuşuyoruz ama şöyle optimistim. Yani bu öyle bir gündem ki gerçekten de bu insan kalabalığını doyurmak için teknoloji ve o sanayi firmaları bizden taraf olmak zorunda kalacaklar. Çünkü ülkelerin sağlık harcamaları manasız bir şekilde hani neredeyse boşa gidiyor. Obezite ve ona bağlı hastalıklar, işte diyabetinden kolesterolüne göre. O yüzden düzelecek bu iş. Yani toprak yetmiyorsa duvarda tarım yapacak mesela. O yiyeceği pişirmek yerine belki dondurarak saklayıp bize gönderecek. Yani bir şekilde o iş çözülecek. Belki kötü yiyeceğine daha az ye olacağı için işte bir takım dönüşecek. Konsantre yiyecekler dönüşecek. Olacak. Yani böyle hani astronot yiyeceği gibi. Hani bütün gün yanlış yedim, pasta börek böyle serbest davrandın. Şu astronot yiyeceğini ye de bari hani içeride hücrelerin falan da tam doysun gibi. Öyle bir dengeler gelecek yani. Siz şımarıklık yapmak istediğinizde kendinizi şımartmak. Nedir sizin rayınızdan çıktığınız yiyecek? Doğrudur. Tatlıyla benim normalde de hiç aram yok ama ben mesela meyveciyim. Orada bir sınırım kaçabiliyor. O yüzden hani şımarıklık olarak hani yapmamak lazım kısmının devamı bazen şarap olabiliyor, bazen de meyve olabiliyor. Hani yanlış zamanda, yanlış yerde. Meyveyi çok iyi yiyebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, hani biz söylüyoruz ya akşam bir şey yeme falan diye. Böyle yani işte o ne zaman yemek yiyeceksem onu yemeyeyim de mesela ne bileyim o incirler falan var ya şimdi mosmor nefis. Yani onlardan böyle yemek bazen öyle salata falan yemekten daha şey olabiliyor. Oralarda gevşiyorum. Burada belirtelim, alkol sağlığa zararlıdır efendim. Zararlı. Bunu hemen hatırlatıyoruz tabii ki. Bu noktada yine herkes aslında kendi başına bir organizma. Yani benim saatim size uymayabiliyor. Bana dokunan bir şey, mesela bana peynir iyi gelen bir şey olmuyor. Aslında bir sürü insana değil. Beyaz peynir yediğim zaman ben, bildiğimiz beyaz peynir var ya böyle. Evet. Annem babam usulü. Yediğim zaman benim midemi kazındırıyor, bana hiç iyi gelmiyor. Onu fark ettim. Fark ettikten sonra da yememeye gayret ediyorum. Çünkü çok yedirmeye başladı bana. Şimdi bu zaten hani konu ya bunlar. Ortada yuvarlak olarak kime ne zararlı, hani kişiye özel değil de yuvarlak. Bütün işlenmişler her insan canlısına zararlı.
İşte çok ağır tatlılar, unlular her insan canlısına zararlı. Alkol işte falan. Onların hepsi aynı, hepsi zararlı. Altını çizdik. Bir de böyle eskiden bizim bildiğimizde ya normal hayatın parçası gibi şeyler var değil mi? Artık mesela eskiden bir tek bir fast food reklamı gösterdi. İşte bu kötü falan denirdi. Ama şimdi ne bileyim ben sabah poğaça aldınız poğaçacıya da zoom yapsan o da kötü yani. İşte ne bileyim bir sütlü tatlıcıya gitsen onları da kötü diyeceksin. Hı-hı. Büyüdü o kötüler oranı ya. Hı-hı. Ona yeniler olarak işte bu peynir grupları da eklendi. Her peynir türevi o kadar iyi değil. Hani mümkün olduğunca inek olmasın, hayvan küçük olsun. Yani büyük hayvan olmasın. Aa. Hayvan daha küçülsün. Hani nasıl yavrusu da bizim gibi kendi de küçük olsun yani. Onun ürettiği süt de koskoca hayvan üretecek gibi değil de hani size'larımız da eşit olsun en azından değil mi? Öyle bir mantık var. Yani inek olmasın, hı-hı, keçi olsun, koyun olsun gibi. Bir de bu peynirler grubunda mesela hangisi olsun? Lor peyniri. Zaten içi her türlü güzel proteinin oranlı olarak bulunduğu, sindirmesi de kolay bir şey. İşte orada şuna geliyoruz yani. Sen lor yersen çok iyi fayda alıyorsun. Çevirdin onu başka peynirlere döndün ama hani keçi peyniri, koyun peyniri deniyorsun. Orada biraz azaldı ama oradan da vazgeçtin artık ne bileyim hani en böyle fabrikasyon. Sıradan bir şey tüketiyorsun, peynir tüketiyorsun ve onu çok miktarda tüketiyorsun. Orada bir problem oluyor. Yoğurtta da aynı problem oluyor o zaman. Yani benzer problemler yani ben aslında şeyde peynir ve süt mühimlerinde konuşmayayım da bu süt grupları için şöyle söyleyeyim. Peynirlerde lor peyniri, hı-hı, tercih olabilir. Süt yerine kefir tercih olabilir. Tereyağı da zaten bizim sevdiğimiz bir ürün. Hı-hı. Yani o zaman ne oldu? Bu dairy dediğimiz gruba en çok bunları koyduk. Kefir, tereyağı. Kendi içinde, ha, kendi içinde onun versiyonları yani o kadar şey yapmaya gerek yok yani. Kefiri mesela sabahları mı tüketmek daha doğru bir şey? Onun bir kuralı yok ama esasında yani bence bir kuralı yok. Bence sabah da olabilir yani. Olabilir. Akşam da olabilir. Olabilir. Akşam dediğiniz hani akşam, hı-hı, bir şey olmasa mantığıyla gidince sanki akşam tüketmemek daha iyi gibi oluyor ama oralara gelene kadar yani kefir tüketsin de ne zaman tüketirse tüketsin. Tüketelim yani, aynen, onu kesinlikle. Hani gidip marketten alalım mı kendimiz ben, mi yapalım? Ben onu oralara girmiyorum. Öyle bir titizliğim, tamam, yok. Zaten markettekini de tezgahın üstünde unutsan içindeki bakteriler çoğalıyor yani. Kapağını açıp köpürüyor falan. Yani demek ki canlı bir şeyler var içinde. Hı-hı. Yani kapağını açıp köpürüyor mu? Hayır demek istedim. Korkunç gremlinler gibi. Ben kefirden korkarım biliyor musunuz bu arada? Ha, içinde bir şeyler var. Hayır yani kullanıyorum tabii canım ama bir taraftan da korkarım. Şimdi kapağının gremlinler çoğalıyor. Şöyle gibi. Onları ben bir ara evde yapayım demiştim buzdolabında. Fakat bayağı bir efor yani hayvan bakmak gibi bir şey. Alıyorsun tabii, sütünü değiştiriyorsun tabii, tekrar onunla tabii uğraşıyorsun sıkıldım. Yani böyle yapabilen varsa yapsın ama ben gidip direkt alıp içiyorum işte. Ve benim çok yakın bir arkadaşımın anne babası yıllarca 40 yıl falan bu şekilde kefir yaparak nasıl genç yaşadılar, nasıl dinç yaşadılar sadece kefirle. Ama şimdi orada zaten işin bayağı bir kısmını yapmış oluyorsun ya. Yani, hı-hı, koca bağırsak alanının habitatını bayağı bir düzeltiyorsun. Yani koy kefiri, içinde bakteriler orada ürüyorlar. Onlar senin için çalışıyor, sen onlar için çalışıyorsun. Yani bu bile yolun bir kısmı oluyor. Onlar onu yapmışlardır ama yani onu içenler zaten sadece kefirlerini içip sonra da gidip fast food yemiyorlar yani. Ya da işte her gün iki saat kebapçıdan çıkmıyorlar. Yani pakette iyilerdir yani. Tabii değiller. Hmm. Peki siz mesela sabah kalkıp nasıl besleniyorsunuz? Yani ben... Bunu reji merak ediyor bu arada. Ha, öyle mi? Evet. Aslında ben geldiğimden diyorum ki aslında beslenme beni interese etmiyor. Sadece neden sonuç etkiliyor ama evet, herkes ne yediğimi merak ediyor. Ya benim yemekle şöyle aram yok. Bir kere şanslı mıyım, şanssız mıyım? Yani öyle olduğu için de böyle nasıl diyeyim hani bol keseden, hı-hı, diyeceğim bilimin dışındaki kısım yemeğiniz kısmını rahat mı söylüyorum? Şu sebepten bende damak tadı yok. Hı-hı. Yani benim için çok leziz, az leziz buradaki duyargalarım az. Olur ya kokuyu az alırsın, müziği az duyarsın. Benim tatla ilgili çok bazıları vardır. Önüne bir şey koysan bu tarçın, bunda kekik, bunda anason falan ayırır ya, hı-hı, nota gibi yani hani her, hı-hı, tadı. Ben onu ayıramam. Şimdi ben tadı çok ayırıştıramıyorsam, tadlar peşinde de koşmadığım için benim önümdeki ıspanak salatası ile eğer atıyorum arkadaşım mantı yiyorsa aradaki farkı zaten çok büyük almıyorum ve çıldırmıyorum onları yemek için. Buradan girerek yani benim yemek yemem bir mesele değil. Atıyorum işte bir yumurta haşlanmış yiyebilirim.
İşte o salatalı iki söğüş yiyebilirim, zeytin yiyebilirim. İşte görev gibi işte sabah atıyorum çorba içmek istiyorsam onu içebilirim, meyvemi yiyebilirim. Yani bir yemeler durumu bende yok. Benim zaten buzdolabında tek bir rafım var yiyecek olan. Hani geri kalan da kremler, vitaminler falan var. Bir raf var, o rafta işte bir yumurta durur, bir işte böyle şey... Ne bileyim kolay çiğ de yenebilecek balıklar malıklar filan durur. Öyle yani bir ev şeyim yok yani. Yemek sonra, durumlarım yok. Sizin geleceğinizi duyan rakip medya kanallarından arkadaşlar dediler ki nasıl bu kadar genç ve güzel kalıyor? Ben size soracağım. Kremler, vitaminler nasıl yapıyor? Lütfen bunu öğren, öğrenmeden yollama dediler bana. Rakip kanallar ya, soruyor bunu. Sizin de aynen öyle. O yüzden benim de size sormam lazım. Önce bence arada siz de bana söyleyin çıkışta. Ha, estağfurullah. Ya benim öyle bir şey düşüncem yok. Yani ben öyle iyi kalıyor gibi değil. Ne olabilir? Yani işte sigara içmemişsindir. Bir kere ben hep uykucu bir tiptim. Yani 11 ben... Yani hiçbir yerde değilim, evde uyuyorum zaten filan gibi. Bir rutin olarak zaten herkesin uyguladığı kadar bakımlarını uyguluyorsun cildin için vesaire. Biraz çiğ yediğin sürece o her türlü hücrenden o glow dışarıya çıkmaya başlıyor. Yani eğer bir süre biraz sebze ağırlıklı besleneyim desen, işte sivilcen varsa azalabiliyor, işte yüzünde leke varsa vücut onu temizliyor falan filan. Yani zaten... Hücrene destek olan şeyleri yaptığında o dışarıdan gözüküyor. Teknoloji var. Her türlü şeyi alabiliyorsun yani. Cildini besleyecek ekstraları da alabiliyorsun. Enjeksiyon da yaptırabilirsin. Mezoterapi de yaptırabilirsin. Ben kendimi şöyle görüyorum bu konuyla ilgili olarak. Beslenme okey ama biyokimya olarak. Kimya kimyadır yani. Cildin kimyasındaki hücrenin kimyası da kimyadır. Ben oradaki döngüleri iyi biliyor olduğum için belki cildimden onu görüyorum ama ben aynı şeyi içeride karaciğerime, böbreğimi de yapıyorum şeklinde. Neye ihtiyacı varsa onları şey yapıyorum, ne diyeyim, destekliyorum. Mesela normalde insanlar, biz çok yakın zamana kadar yani hekimler de öyle derdi, yağ yemeyin, yağ yemeyin. Bence mesela cilt için acayip önemli bir şey yağ işi. Veya işte mesela vitamin E'yi unuttuk gitti. Halbuki bütün cilt... katmanlarının dışındaki o esnekliği sağlayan şey iyi yağlardır ve bir de vitamin E'dir yani. Şu paslanmadan korur. Hani eskiydi o bilgiler, unutuldu gitti onlar. Halbuki o önemli. İşte omega 3'ler, balık yağları, tohumlardaki o yağlar, yağlı bitkiler zaten konuş aynı şey. Yediğimizi sağlık için yediğimizde o her tarafı bypass edip sadece karaciğerimde değil ki saçımın dibine kadar her yerimde dolanıyor. Belki şu bir şey olabilir. Mesela okuma gözlüğü. Okuma gözlüğünü ne kadar geç taktıysan aslında hem cilt ve hem organ olarak biraz daha yavaş yaşlanıyorsun demektir. Hani 40'ta mı taktın, 45'te mi taktın, 50'de mi taktın? Çünkü gözde hücreler ve onlar da ileri geri yaşlanabiliyorlar. Eğer yani özel bir hastalıktan bahsetmeyeceğim ama hani okuma gözlüğümü erken takmaya başladım gibi bir şey varsa daha düşünmek lazım. Eyvah. Bir hız var orada. Gidiyorum ben. Mavilen emekliye ayrılıyorum. Okuma gözlüğümü erken taktım, duyuruyorum. Yani örneklemeye çalıştım. Erken çünkü gözde bile hücreler var, ciltte de hücreler var. Evet. Hepsi birbirine benzer takılıyor. Çok güzel dişleriniz var. Diş kökü çekilmeleri oluyor mu mesela? Olmuyor. Değil mi? Dikkat ediyorum ama ben. O da bir yöntem. Yapıyorum. Bakıma rağmen de... Şey yapabiliyor o, söyleyin adını, çekilebiliyor. Benim böyle hani şakalı konuşma olsun diye söyleyeceğim. Instagram'da şeyler vardı işte birini beğenecekseniz hani plajda bakılır ya mayolu hali evet. Falan. Ama aslında o mayolu halde genel vücuda değil de mesela göbeğe bakılabilir. Ha. Göbeğin kendisine de değil. Diyelim ki gencecik görünen biri. O göbek... Oyu, yani şaka konuşma yapıyorum ama göbek oyuğu var ya. Evet. Şimdi o göbek oyuğu delik mi? Delik. Heh. Çok genç olduğunda tabii burası geniş bir yüzey ya. Hı-hı. Çok gergin duruyor ve o göbek o diyor, değil mi? Gergin, genç yani. O göbek böyle düz oluyor, sonra böyle olmaya başlıyor. Yani ben de hani şakayla karışık göbeği ağlıyorsa birinin göbek deliği, hafif üzgünse demek ki o deride ufak bir sarkma başlamış. Kendinize de öyle bakın gibi. Yani minik örnekler. Hemen bunlar. Çıkışta göbek deliğime bakıyoruz. Şu anda hiç hatırlayamadım yani. Ağlıyor mu, ağlamıyor mu, ağlıyor mu, gülüyor mu belli değil. Şöyle diyebilirler, biz biraz kilo alalım da göbeğimiz gerilsin, göbeğimiz ağlamasın falan diyebilirler de o zaman da karaciğerin ağlar yani. Göbeği, orası ağlamayınca karaciğer.
hiçbir yer ağlamadan mutlu mesut böyle sürekli yaşayalım, her gücümüz gülerek yaşamak mümkün. O zaten içsel enerji. Ona yapacak bir şey yok. Bazılarının etrafta güneş varken tepesinde siyah bulutu oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Ben bazen kendimi şöyle buluyorum. Diyorum ki hiçbir şeyiniz yok. Ve bir şeyiniz olmadığı için bir şeyi aramaya odaklanmayın. Siz düşünmemeyi öğrenseniz de diyorum. Mesela daha az düşünmeyi bulursanız evet haklısınız diyor. Çünkü o kadar zihnini yoruyor ki o bir sağlık sorunu oluyor yani. Çok zor bir şey o kafada olmak yani. Evet yani bir çok zihni zor. Susturmak çok zor, çok bir, zor şey. Bir şey. Ama susturduğunuz zaman o kadar böyle huzur verici. Siz yapabiliyor musunuz? Yeni yapmayı öğreniyorum. Böyle ben de öğreneceğim. Çok şey oluyor. Yani ben öyle meditasyon yöntemleri falan bilen biri değilim. Bir de her bünyeye öyle dışarıdan alma yöntemler değil. İnsan kendi bünyesini biliyor. Ben mesela duvara bakarım saatlerce. O da benim meditasyonum. Olabilir. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Yani mesela benim şimdi içim böyle boş bir oda gibi. Yerleri böyle ahşap. Güneş vuruyor. Hafif böyle tozlar kalkar ya boş odada falan. Onu hayal mi ediyorsunuz? Yok öyle hissediyorum. Hafiflik anlamında. Evet, evet, o önemli. O eşyaların çıkması. Şimdi oraya istediğim mobilyalarla orayı döşeyebilecek olma hissim. Onlar bana büyük bir hafiflik veriyor ve özgürlük veriyor ama ben mülkiyet hissiyle yaşamadığım için ve ona inanmadığım için eşya bile almayı sevmediğim için o da çok hafifleten bir şey insanı. Doğrudur. Yani bütün bunlarla ilgili. Onun için vücuduma aldığım yük. Yani bendeki şöyle anlatayım. Sabahtan o iki poğaçayı yediğim zaman o his sanki bir kanepe almışım hissi gibi geliyor. Anladım. Fiziksel olarak onu hissediyorum yük diyorsunuz. Geliyor. Yük geliyor. Anladım. Gereksiz bir şey. Ne gerek vardı? Yoksa bunu yemek yememek, kilo almak değil. Anladım. Gereksiz bir şey. Dünya kaynağını orada öyle aç gözlükte yemek gibi bir şey. Anladım. Ama işte bu mesela hani benim tamamen dışımda olup hayranlıkla izlediğim bir şey. Yani zihnin yani detay kusura yemeyeceğim ama şimdi diyoruz ya junk food. Junk ya buradaki düşünceler de, gerginlikler de, stresler de hani da junk'ı var. Onlardan elimine etmiş olmak yani onu şöyle söyleyebilirim. Gamsızlık diyebiliriz. Bazen işte daha hayata hafife almak diyebiliriz. Ama hani Lockhart gibi de değil de o düşünce modeli yani Pollyanna modeli de değil. Yani sizin benim de tarifleyemediğim o merkezinde olmalı o sakin düşünme hali her neyse onun iz düşümü o kadar keskin bir biyokimyasal şeyi var ki yani ya, karşılığı mı çok şey? Şimdi o niye iyi geliyor onun karşılığı var. Şimdi bir kasılma ve bir gevşeme diye düşünelim. Şimdi kasılma hali bizim günlük halimiz. Kasılma dediğimiz şey emir almış hücreler. Yani işte sempatik sistem. Sabah kalk, uykudan gevşektin, kasıldın, kalktın. İşte koç, savaş, işte mağara dönemi, aslan, kaplan ya da şimdiki iş hayatı. Oradan bilgi geliyor, oradan veri. Senin kafanda sürekli bir şeyler var falan. Şimdi bunlar oluyor, kalbin çarpıyor falan. Bütün bunlar başka bir sistem. Bu sempatik sistem. Alarmdayım, korteksimi kullanıyorum. Neden sonuç ilişkileriyle her zaman tetikteyim. Bizim normal hayatımızı geçirdiğimiz şey bu. Böyle hiçbir şeyi kaçırmayalım, Instagram'ı kaçırmayalım, onu kaçırmayalım falan. Bu bir sistem. Şimdi bunun gece fişinin çekilmesi lazım öbür sistemin gelmesi için. Çünkü bunlar bir dengede. Öbürünün adı da sempatiğin tersi anlamına gelen parasempatik sistem. Zaten uykudaki amaç o. Sen uykuya zaten sempatikte kalırsan uyuyamıyorsun da. Ama uykuya yattığında ideal olarak senin o fişin çekildiğinde bütün o görevlendirilmiş hücrelerin görevleri onlardan çekiliyor. Zihnin karar vermesi, işte ne bileyim kalbin o kadar hızlı atması, yok vücut ısısının o kadar yüksek olması falan hiç bunları gerekmiyor. Hepsi sakinliyor biliyorsunuz gece hafifçe üşürüz uykuda, kalp atışları yavaşlıyor. O sistemler susunca hemen bağırsak kendini onarıyor, beyin kendini temizliyor. Bütün sistem bir gece bir check-up yapıyor kendinden. Şu hücre eski bunu atayım, bunun yenisini koyayım. Şimdi biz bu iki düğmeyi oradan oraya geçmeyi çok zihinde yaşadığımız için yapamıyoruz aslında. Halbuki gece de o fişin çekilmesi lazım. Nasıl gece fişinin çekilmediğini anlıyorsunuz? Dişini sıkıyor. Fiş çekilmemiş, kasılı. Sabah kabız, bağırsak kasılı. Fişi çekmemiş, gevşememiş. Sırtta fibromiyalji, kasılı. Yani bunlar hep migren, boynu tutuluyor. Yani makro kasılılığı, mikroluğu var içeride. Bu dediğiniz o fiş çekme hali işte. O zaman bütün vücut o dediniz ya farkına varıyorum. Networking yani şey gibi düşün internet gibi. O internet açık oluyor o zaman.
bakıyor şurada bozukluk, burayı tamir et, burayı tamir et falan filan. Ama biz interneti kesmiş bir tarafı çalıştırmış oluyoruz gündüzki o gergin durumumuzda. O yüzden o fişi çekme hali, o reset, kedi sevmek midir, ne bileyim yoga mıdır, masaj mıdır, her neyse boş boş şey. Herkese iyi gelen bir yol evet, vardır. Evet, Einstein'ın yaptığı gibi böyle yerden ki mumun tavana yaptığı şeye bakmak mıdır, gölgeye boş boş bakmak. O da meditasyon. O da meditasyon. Aslında tabii biz şehir insanına bu durma hali de yasaklanıyor. Halbuki durma en güzel şey. Şey bir şey değil yani, hani tembel bir şey değil, atalet değil, moron bir şey değil. Durmaya izin vermeler gerekiyor. Kesinlikle. Bazen hiçbir şey yapmadan durabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Evet. O zaman zaten zaman zaman tabii ki raydan çıktığınız olabiliyor. Yani o endişe hali, o huzursuzluk halini attığınız vakit o endişe hali size mesela bir olayla geri geldiğinde onun aslında ne kadar bir anomali olduğunu o zaman keşfediyorsunuz. Fark ettiğiniz zaman o zaman bir dakika dur sen burada şöyle yap diyebiliyorsunuz. Evet. Yani, ama işte onlar tecrübeyle, öğrenilerek, belki, olgunlukla. Evet, hafifleyerek. Hani, nerede hafiflemeniz gerekli? Çok dolu değil miyiz hepimiz? Yani bir evi düşünün. O kadar çok eşyayla dolu ki evlerimiz. Vallahi o öyle oluyor. Yani kapılarımızın arkasında bile askılar var. Bir düşünün hocam. Oraya bile atmayı sabahlıklar bilemiyorsun, asılıyor. Vermeyi bilemiyorsun. Bu doluluk içinde nereye neyi düşünüp neyi yeni fark edeceğiz? Yeni jenerasyon o konuda daha farklı değil mi? Hiç sahip olmuyorlar. Şimdi zaten hani artık evler kiralanıyor, alan yok, arabalar kiralanıyor. Yani biz en son jenerasyonuz herhalde 40'lar ve sonrası ki hani emekli olunca ev alalım, şuna sahip olalım, buna yapışalım diyen yani şimdikler araba daha rahat. Araba niye alayım ki? Niye alayım? Şimdi değil mi? Onun vergisiydi, onun uğraşmasıydı, onun bakımıydı. Kiralarım işime yani yaradığı zamanlarda olur biter. Evet. İşte o yenilerin zaten doğuştan öyle geldiği, hele de daha da küçükler daha da öyle. Ama bizim de öğreneceğimiz şeyler onlar. Evet herhalde öyle de bakmak gerekiyor. Bir taraftan işte kafamızın içini temiz tutmak, bir taraftan vücudumuzu aslında bize iyi gelen ve gelmeyeni ayrıştırarak aynı temiz şey. Tutmak. İnsanlar aynı. İnsanların iyisi. Şöyle bir şey yok mu? Aslında bir taraftan en kaba tabirle topuğunuza sıkmıyor musunuz? Anlatıyorsunuz, kitaplarınız var, nasıl beslenmek gerektiğini büyük bir açıklıkla, televizyon programlarına katılarak bütün ülkeye duyurmaya çabalıyorsunuz. Ama bir taraftan da diyetisyenlere giden ve bunu bir metotla ya da bir işte gözetim altında çözmeye çalışanlar da var. Tamam, normal, olmalı. Çünkü rehber isteyen çok var, birebir rehber isteyen. Var değil mi? Var. Yani şimdi bir taraftan şunu da düşünüyorum, hani sizin kafanızın içinde merak ediyorum bu anlamda. Aslında gerek var mı rehbere? Şimdi orada ben söylediğim zaman benim şahsi düşüncem bana bunu yap dediği zaman bir hasta zaten beni o pozisyona koymuyorlar. Benim işim o değil. Ama ben genel olarak şöyle söylüyorum. Zaten soruyorum. Diyor ki bilmem ne mühendisiyim ya da şu işi yapıyorum. Bakın diyorum benim şimdi size kitaplarınızı okudum diyor mesela. Benim size diyorum neyi yiyip neyi yemeyeceğinizi tekrar söylemem. Ya da benim ekibimle bunlara devam etmeniz sizin zekanıza aslında bir tür... kötü feedback yani. Hani sen bunu düşünemiyor musun? Ama ben bunu düşünüyorum. Neden sonuç ilişkilerini kurdum. Fakat elimden tutacak birini istiyorum diyorsanız benim ekibimden biriyle çalışabilirsiniz. Ama o rehber ben değilim yani. Öyle bir yönlendirme yapıyorum. Orada işte ablalık istiyorlar, ilgi istiyorlar, daha az düşünmek isteyebiliyorlar falan filan. Oralarda o rehberliği almalarında sakınca yok. Ama benim şahsi düşüncem dediğim gibi şu anda çok az kişi bilmiyor olamazlar yani. Sağlıklı yemekle yememek arasındaki farkı bilmeyen olamaz. O yüzden majör doğruları yapsalar bile yeterli. Evet yani çünkü... O yüzden ihtiyaçsız bir şey. O aslında gene o da şey. Ben bir doktora gitmediğime göre, ben bir diyetisyene gitmediğime göre bunu erteleyeyim o zaman düşünürüm gibi bir şey aslında. Yani kişilerin şeyi. Ya evet kaçışı. Ama ben insanları da ülke olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Ayşegül Çoruhlu ülkesi karşımda oturuyor ve o ülkenin Cumhurbaşkanı da Ayşegül Çoruhlu.
değil mi? Ben de aslında cumhurbaşkanıyım. Yani sonuçta burada bir şey var. Yani bu bilmeye rağmen, hani bu anahtarları elinde bulundurmaya rağmen o anahtarları doğru deliğe sokamamak. Ama sistemden her şeyi beklemek, ama lafı geldiğinde her türlü eleştiriyi yapmak, ama kendiyle ilgili o iradeyi ortaya koyamamak. Yani büyük bir paradoksal bir şey değil mi var olma süreci? Bu beni birey olmaktan acaba alıkoyuyor mu? Onu merak ediyorum. Bunu bir obeziteyle ilgili bir çaresizlik içinde değerlendirmiyorum. Tamamen daha sağlıklı yaşam edeyim ki 10 kilo vermek istiyor. Daha basit bir yöntem. Yok, ben gene baştan söylediğimi söyleyeceğim. Şimdi dediniz ya, siz de ben de söylüyorum ve bunu yapıyorum yani insanlara. Hani kendi topunuza sıkmıyor musunuz? Çünkü size gelmeyecekler herkes öğrenince gibi bir şey. Yani böyle bir iradesel süreç olursa sonucu bu olmaz zaten mı? Zaten amaç orada o iradesel süreci yaratmak. Çünkü iradesel süreci yaratan şey akla hitap etmek. Eğer sen şöyle ve böyle ve böyle zincirini kavrarsan, her hareketinin dediğim gibi kaç zaman sonra sana neye bedel olacağını bilirsen, oraya bilerek gitmek istersen, o senin self destroy dediğin artık daha psikolojik bir şey. Yani ikna çok farklı bir şey. Şöyle değil midir mesela? Bir gün sigarayı bırakacaktır. Sigara sağlığa zararlıdır. Bir gün onu bırakacaktır. Sorsan işte her sigara içenin başına gelecekler belli. Sana gelecek mi? Yok canım, bana gelmeyecek. Çünkü ben bir ara bırakacağım. Böyle bir erteleme var. Ama ona al, bu senin ciğerin, bu da arkadaşının ciğeri, hiç sigara içmemiş. Bak böyle desen dönmeyecek mi zihni? Bu kadar majör değil ama ben hani kitaplarla ve duruşla hep bunu yapmaya çalışıyorum. Zaten aslında bir sürü insan bana gelmiyor. Kendi kafalarını değiştiriyorlar. Yani bakış açısı değişiyor. Hem çok zor olmadığını öğreniyorlar, hem de kendi başlarına yapacaklarını öğreniyorlar falan yani. Çok zor bir şey değil zaten. Yani ben akla hitap etmeye çalışıyorum. Peki siz spor yapmadan nasıl bu kadar dik durabiliyorsunuz? Televizyon programı dikliği. Siz de dik duruyorsunuz. Ben ama spor yaptım çünkü ben böyle bir tipim şöyle. Yok. Biraz şu sırtım açıldığı için öyle durabiliyorum ama siz bayağı dik duruyorsunuz. Yani, ama ben bütün gün oturuyorum ya, hastalar karşımda oluyor. Bir salsam o zaman ne bileyim. Yani bu bir çok aslında duruş olarak durmuş. Şey de çok önemli mi, onu söyleyeceğim şimdi. Mesela 50 yaşından sonra, 55 yaşından sonra, 60 gelin yaşından bize sonra. 50 yaşından ay sonra. Evet. dik durmak ne kadar önemli bir şey. İşte Parisli kadınlar niye bu kadar hoş? Onunla ilgili bir kitap okumuştum. Diyorlar ki çünkü birinci kural, Parisli kadın, Parisyen yani kadın, yaşı kaç olursa olsun, 80 de olsa dik durur. Birinci kural budur. Oradaki dik durmak aslında presence, yani ben buradayım ve bu alanı kaplıyorum gibi bir şey aslında. O bizim tabii toplum olarak meselelerimizle ilgili olabilir. Kadın hangi yaşta olursa olsun hani şöyle durabilir. Yani şöyle söyleyeyim, şu tip çalışmalar var. Siz mesela diyelim ki şu şekilde ayakta, ayaklarınız yere basıyor, şöyle dimdik duruyorsunuz yaklaşık 2 dakika. Öbürü de şöyle duruyor, tamam mı? 2 dakika. Bu ikisinin 2 dakika boyunca sadece vücut pozisyonunu beynin algılamasıyla ilgili hissettirdiği hisse dair hormonlar değişebiliyor. Aa, çok ilginç. Yani böyle nörologların işleri, ama sonuçta hani beynin de vücudun da postürünü algılıyor. Mesela sürekli yani gülme yüzünde tutmaya çalıştığın zaman bir süre sonra zaten o otomatik olmaya başlıyor gibi bir şey. O yüzden dik durmak da dik durmanın ortopedisinden öte, ya ben buradayım. Kendime saygım var, sana saygım var, bu alanı kapladım gibi bir şey aslında. Her kadının öyle durması lazım. Peki, o zaman çok ilginç bir şey söylediniz. O zaman tamam, dik durmak madem hormonsal anlamda da bir şeyler salgılatıyorsa, yine beynimize ya da hormonlarımıza nasıl bir mesaj gönderelim ki, ne yapalım ki sürekli genç kalmayı salgılatalım? Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle, o bir kere o gençlik kavramını bir değiştirmek lazım. Yani gençlik hani gençlik, bu da onlar yani sana oturmayan şeylere girmemen lazım. Yani genç olmak gençlerin olduğu her şeyi yapıyor olmak ya da aynı olmak değil. Kendi durduğun, ya bana göre gençlik kendi hücre yaşlanmanı yavaşlatmak demek. Ben mesela bu yılki gençlik skorum, atıyorum, çok dinlenmişimdir, seyahatlerimi istediğim gibi yapabilmişimdir, orta karar çalışmışımdır, vitaminimi almışımdır, iyi uyanmışımdır, hayatımda stres yaratacak bir şey pek olmamıştır. 2019 gençlik skorum biyolojik olarak olabilecek 10 üzerinden 8'i kapmışımdır.
Ama seneye bir derdim olur, tasam olur, çok çalışırım, seyahat girer, uykusuz kalırım, bir şeyler falan. O zaman 2020 gençlik skorum da 10 üzerinden 3 olabilir. Yani gençlik o aslında bence. Ve onlar birike birike bir şey oluyor ve anca sen kendi aynaya baktığında anlamıyorsun da, ne bileyim, okul arkadaşlarını 15 sene sonra karşılaştığında onları inceliyorsun, kendine bakıyorsun filan. Öyle bir şey. Bir de hani psikolojik gençlik de zaten şeyle ilgili bir şey. Dediğim gibi o durmayla ilgili. Yani ben şimdi bununla meşgulüm, şimdi de bununla meşgulüm filan gibi bir şeylerin hevesinde olmakla ilgili bir şey. Evet, mesela o çok önemli. Hevesi kaçanın yaşı gidiyor. Evet. Heves lazım yani. Kendiyle alakalı da yani yeni ortaya işte meydan okumalar koymak. Evet. Amaçlar edinmek. Evet. Yani hadi şimdi bunu yapayım. Hadi şimdi bundan vazgeçeyim. Vazgeçebilmeyi benim bir mentorum vardı. 85 yaşında vefat etti ve böyle herkesin saygı duyduğu bir kişiydi. Her zaman böyle işte tiyatrosuna gitmek ister, şunu yapmak ister, bunu yapmak ister o yaşa kadar. Ben ona demiştim yani sırrı ne diye ve bana o demişti ki yani sözde ben onun doktoruyum, sağlık konuşuyoruz. O bana dedi ki ben canımın sıkılmasına izin vermiyorum. Yani heves yani hep bir heves yaratıyor. O günlük can sıkıntısı ama değil mi? Hani öf şimdi ne yapsam gibi bir şeyden bahsediyoruz. Hayır, genel olarak hayatta hedefsiz kalma. Ha öyle sıkıntı tamam. Yani canım sıkıldı hani niye yaşıyoruz ki gibi bir duruma düşürmüyorum kendimi. Sizin canınız sıkılır mı? Şimdi ne yapsam der misiniz? Yok öyle pek demem. Benim canım genelde rutinden sıkılır. Yani yeni heves olmadığı zaman ama ona da bir disiplin göstermek lazım değil mi? O rutinde de kalmak lazım. Aynı rutini çok döndürürsem o şey geliyor. Yani o nefes alamamak ve yaratıcı olamıyorsun ya da renkli bir şey olmuyor gibi bir durum geliyor. O zaman hemen kendime işte ya bir kitap yazıyorum ya bir şeyler yapıyorum. Ben zaten hani can sıkıntısını biliyorlar insanlar. Buradaki daha nispeten ciddi duruşuma göre daha ne bileyim daha arkadaş gibi davranarak sosyal medyada falan çok kendimi tatlı. Oyalıyorum yani. O postlarınız acayip. Onlar aslında hiç normalen politically correct değil. Çünkü benim aslında bir hekim olarak onu profesyonel birine yaptırmam ve oradaki hedefim neyse artık muayenehane mi neyse yani ona yönelik çalışmam lazım. Ama ben o kadar hevessiz kalamıyorum ki kendi kendime eğleniyorum yani. Hani ne denirse densin yani bir sürü insan onları benim yaptığımı falan bilmiyor. Niye mesela orada onları yazıyorsunuz? Mesela programlara çıktığınız zaman daha böyle hekim kimliğiyle konuşuyorsunuz. Ama orada şimdi hep şöyle oluyorum yani sizin vaktinizi alıyorum. Siz bana bir kredi vermişsiniz. Benim kaç kişiye ne kadar faydam olur gibi bir şey hissediyorum. Hani ev sohbeti olsa gene o Ayşegül olacağım ama burada böyle bir şey hissediyorum. Yani vefa gibi mi diyeyim herkese. Yani o vakti ayırıyor ama yani. Ama o engeldi ki siz sadece onu esprili bir şekilde anlatıyorsunuz. Ama o yine aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Konu anlatsam gene olabilir. Yine çok değerli anlatıyorsunuz. Ama başka bir arena olabilir ama benim işim yani neyi misyon edinmişim? Benden bilgi bekliyor insanlar. Sorun hemen söyleyeyim gibi bir şey yani hani görev duygusu o yani vefa ve görev duygusu yani insanlar onu bekliyor diye. Yoksa herkes şimdi program bittikten sonra fikir yapmak istiyor. Şeyleri söyleyecek misiniz bütün sırları? Ben sizden de alacağım. Aa.